gel. Deniz, iyi misin? Bilmiyorum Özgür. Kafam karmakarışık. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Düşünsene, kız iyi niyetimden faydalanıp beni kandırdı. Mert bir şeyler söylemiş olsaydı. Ya Mert de çok şaşkın Deniz. Ya onun da kafası karıştı. Sana söylemedi çünkü seni korumaya çalıştı. Biliyorum. Bak, kim ne derse desin Mert'in söylediklerine inan, tamam mı? Mert ne derse öyle hareket etmek zorundasın. Çünkü Gözde ile başa çıkmanın başka çaresi yok. Mert'le bir konuşabilseydim. Dün gece konuşamadınız mı hiç? O buradan gittikten sonra bir daha hiç konuşmadık. Evet. Seni dinliyorum. Gözde'ye ortaklık teklif ettim. O da kabul etti. Nasıl yani? Şöyle, beni kendi yanında sanıyor. Şimdilik. Oğlum doğru düzgün anlatsana şunu ya. Ya şöyle. Sana karşı birlikte hareket etmeyi önerdim. Onun da aklına yattı. Bak. Eğer biriniz Gözde'ye yakın olursa içeriden bilgi almamız daha kolay olur. Bu kişi de sen olamayacağına göre. Allah Allah. Ne malum sana inanacağı? İnanacak, merak etme. Çoktan yemi yuttu bile. Nasıl? Oğlum, o da meslek sırrı ya. Adı bende saklı kalsın. Banu. Banu, hadi kalk. Vallahi çatlayacağım meraktan. Uyan. Ya abla bırak, ne olur sonra konuşuruz. Ya ne sonrası kızım? İşe gideceğim ben. Ya Banu anlatsana. Ne oldu partide? Ne yaptı Ozan seni görünce, anlatsana. Bir şey olmadı abla ya. Ne olursun sonra konuşalım hadi. Ya ne demek bir şey olmadı? Ozan konuşmadı mı seninle? Ozan'ın yanında başka bir kız vardı. Fuat'a da başkasını seviyorum dedim. Daha ne olsun kızım? Nasıl yani? Ozan başkasıyla mı birlikteymiş? Fuat ne dedi peki, ne dedi? Abla ne olursun sonra konuşalım ya. Uf, çok mutsuzum. Ya Allah Allah. Doğum günü partisi değil mi bu? Senden başka kız gelmeyecek mi? Ne var bunda bu kadar büyütecek? Öpüşüyorlardı, tamam mı? Herkesin ortasında. Fuat ne dedi? Ne oldu, neler oldu? Bir şey demedi. Böyle ifadesiz bir şekilde yüzüme baktı sadece. Düşünceli gibi mi? Öyle. Bence umutsuz vakayım ben, tamam mı? Umutsuz. İkbal, bu Melih'ten de ne olan bu partiye gelmemiş değil mi? Tabii gelmemiş, gelmeyecek diye konuştuk ya. Belli olmaz senin ne yapacağın. Sen Pelin'e kıyamazsın. Bak bir daha söylüyorum. Bu çocuğu kesinlikle bu evde istemiyorum İkbal. Eğer benim arkamdan iş çevirirseniz çok kötü olur ona göre. Canım niye arkandan iş çevirmeye çalışalım? Hem arkadaşlıkları bitmiş. Kızımızın Melih'le bir alakası kalmadı. Tabii kalmayacak ya. Benim kızımın Melih'le ne alakası olabilir? Düzenbaz namussuzsun teki be. Yani düşünsene, kendi yerine sınava başkasını soktu be. Sahi ne oldu o mesele? Bugün disiplin kurulunu toplayacağım. Hak ettiği cezayı alacak o herif. Ama hala küçük dağları ben yarattım havasında, ama görecek. Bu konuda fazla hırslı görüyorum seni. Neticede o da senin bir öğrencin, akranın değil ki. İkbal, ben kime nasıl davranacağımı bilecek yaştayım. Tamam canım, bir şey söylemedim. Fikrimi söyledim sadece. Fikrini söyleme İkbal. Benim bu konuda kimsenin fikrine ihtiyacım yok. Karşımızdaki herhangi biri değil. Unutma bunu. Orası kesin canım. Gözde eskisine göre daha da manyaklaşmış. Yani, ne isterse yapacağız. İyi de peki ne yapacağız? Yani ne istiyorsa, ne diyorsa yapacağız gerekirse. Bak Melih, Gözde'nin isteklerinin sınırı yok. Sanki bilmiyorsun. Biliyorum Mert. Ama dikkat çekmemenin de başka yolu yok.
Allah Allah. Gözde benim Deniz'den ayrılmamı istiyor. Bunu mu yapacağım? Gerekirse yapacaksın. Allah Allah. Sen çok akıllısın. Ya dur be oğlum be. Aman tuttu yine mal koçluğuna. Ayrılmayacaksın. Ayrılıyormuş gibi yapacaksın. Biraz geniş açı düşün. Bak. Eğer Gözde'nin dediklerini yapmazsan bundan en çok Deniz zarar görür. Unutma bunu. Of! Nereden çıktı bu kız ya? Gözde bu. Yani nereden çıkacağı, ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu kız neden böyle tuhaf şeylere kalkışıyor? Deli midir nedir ya? Gözde'den bahsediyorsan, evet, delidir. Vallahi ben biraz bahsettim istiyorsan, devamında sen anlat. Vallahi ben hatırlamak bile istemiyorum o günleri. Ama sana yaptığı ufak tefek bazı şeylerden bahsedeyim. Mesela hocanın biri buna yarım puan düşük not verdi diye kendisini taciz ettiği iftirasını attı. E hocayı okuldan attılar tabii. İnanamıyorum ya. Bu ne ki? Hani bir tane kız vardı Özgür. Gözden'in yaptıkları yüzünden şehirden taşınmışlardı. Neydi onun adı? Nilay. Yazık ya. Sırf kız güzel keman çalıyor diye parmaklarını kırdı. Ama çok sessiz de bir kızdı zaten. Yok artık ya. Bu kadar kötü insan olur mu? Olur. Olur. Sen durduk yere kimseye yardım etmezsin. Kesin bir çıkarım var Melih. Mert, bu mesele ikimizi de tehdit ediyor. Unutma bunu. Melih. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Gözde ile çok eskilerden kapanmamış bir hesabım var. Tamam mı? Hadi bakalım. Onu göreceğiz. Bak Mert. Adımlarımızı çok dikkatli atmalıyız. Gözde'nin en ufak bir şüphesi her şeyi mahvedebilir. Sorun şu. Ben bunu Deniz'e nasıl anlatacağım? Bu da senin meselen artık. Gözde arıyor, sakın sesini çıkarma. Efendim Gözde. Tamam ortak, buluşalım. Bir saat sonra benim evde. Tamam. Tamam, ben de öptüm, hoşça kal. Ne yapıp edip Deniz'i ikna etmelisin? Deneyeceğim. Deneme. Yap. Mı bekliyorsunuz? Onun Gözde olduğunu bilmiyormuş gibi mi yapacağım? Başka çaren var mı Deniz? Mecburen bu oyunu sürdüreceksin. Ama ben oyunu oynayamam ki. Deniz, Gözde'den bahsediyoruz. Yani eğer bu oyuna devam etmezsen Mert'e zarar verebilir. Bunu göze alabilecek misin? Vallahi sen bilirsin Deniz. Eğer Mert'i seviyorsan Gözde'nin suyuna gideceksin. Çocuklar, niye burada toplandınız? Sizi evin her yerinde aradım valla. Hadi bakalım, çay kaynaya kaynaya bir hal oldu. Aşağı. Geliyoruz Hacer teyze. Ben üstümü değiştirip okula gideceğim. Kütüphaneye kitapları bırakmam gerekiyor. Hadi. Kızım. Yardım etsene. Ne oturuyorsun öyle? Yarın öbür gün gelin olacaksın, gelin. Çok sıkıntı çekersin, çok. Benden söylemesi. Uf. Oflama. Hem sen söyle bakayım, ne yaptın dün gece? Ne yapabilirdim anne? Ha? Öyle bir durumda ne yapabilirdim acaba, merak ediyorum. Ya Banu'cum, doğum gününe gittin ya, annem onu soruyor. Onu diyorum. Banu, baban gibi tafra yapma bana, vallahi alırım ayağımın altına ha. Ya anneciğim, Pelin neredeydik işte? Bana bak. Bu kızın doğum günü daha önce kutlanmadı mı? Hani ben sabaha kadar hediye işlediydim de sana beğendiremediydim.
Hayır anne, doğum günü Pelinler'in evindeymiş. O nasıl oluyor? Yani doğum günü başkasının da Pelin'in evinde mi kutlanıyor? Anne kuzeni ya, onların evinde kutlayalım demişler. Ben şunları götüreyim Enes'e. Ona bak, yoksa bu doğum günü olan çocuk o fotoğraftaki mi ha? Ay anne nereden çıkarıyorsun ya? Sen en yakın arkadaşımın kuzeniydi dememiş miydin o zaman? Senin en yakın arkadaşın kim? Pelin. Ay ablam da bilmeden konuşuyor işte. Kardeşinin doğum günüydü anne, kuzeninin değil. Ya böyle işte ben. Eğer bir hatlar karıştırıyorsanız babanıza bırakmam ben yolarım saçlarınıza. Ay anne yok öyle bir şey diyorum. Sen de ters tarafından kalktın herhalde bugün. Ya evet anne ya. Babama kızıyorsun, hıncını bizden alıyorsun. Yürü gidin sofrayı kurun. Git. Selam. Hoş geldin, hoş geldin. Geçsene. Evinde pek şirinmiş. İçtiyse o eski mobilyalardan kurtulmuşsun. Annen mi seçmişti onları ya? Ne içersin? Çay, kahve, zehir. Espri yeteneğin de hiç değişmemiş ama. Tamam tamam kızma. Gerçekten şirinmiş evin. Sağ ol. Tilkicik. Duyduğuma göre doktorun kızına fena aşıkmışsın. Her duyduğuna inanma sen. Lisede nasıl koşturdu o şişko Pelin senin peşinden? Demek ki koştura koştura zayıflattın kızı, bravo. Gözde buraya Pelin'le ilgili mi konuşmaya geldin sen? Demek gerçekten değer veriyorsun. Ben de seni zevkli biri sanırdım ya. Bak Gözde, Pelin'den daha önemli konuşacağımız şeyler var bence. Mesela dün konuştuklarımızı düşündün mü? Ortak mıyız? Olacağız. Ama... Ama ne? Ama önce bana güvenilir olduğunu ispat etmen lazım. Ne istiyorsun? Deniz nerede? Ha, o erken çıktı baba. Lan ne oluyor size? Yüzünüzden düşen bin parça. Ya uykusuz biraz, ondandır herhalde. Anlatın bakalım nasıl geçti Ozan'ın partisi? İyi eğlendiniz mi? Hı hı, eğlendik. Bu kadar mı? Ya öyle dans etmece, gülmece filan işte anne. Başka ne olacak ki? Ozan memnun kaldı mı? Kaldı kaldı. Bütün sevdikleri yanındaydı. Daha ne olsun ki? Bu Melih denilen adam yoktu partide değil mi? Yok babacığım. Gelmesin dedin ya, Özgür lafın gelişi söyledi. Konuştuk ya hayatım. Sen de iyice takıldın bu Melih konusuna. Pelin, hani senin bir arkadaşın vardı, gelip ders verecekti, ne oldu? Zafer. Evet. Niye gelmiyor? Söyle gelsin bu çocuk artık. Evet, hatta bugün gelsin, ben evde çalışacağım. Ya tamam, bakarız. Kızım öyle bakarız demek de falan olmaz. Gelsin başlayın derse. Tamam, ararım. Babacığım. Kızım ekmek. Unutmuşum. Sen getir ben koyarım. Kaçta geldin sen dün gece? Kaçtı bakmadım. Ama geç değildi. Geldiğimde siz uyuyordunuz.
Geç değildi. Uyumuyordum. Duydum ben onun geldiğini ama saate bakmadım. Ne düşünüyorsun? Bir bilsem Kazım. Ya böyle kukumav kuşu gibi. Ya Sabiha! Allah Allah! Ay anne! Ya sen bir mantarsan da yesek ne güzel olur. Sen yapsan da biz yesek. Allah Allah! Gelin olacaksın bir de gelin. Fuat sevdi mi arkadaşlarını? Sevdi. Hediye aldınız mı arkadaşına? Ay aldık tabii anne. Elim boş gider miyim? Fuat'la birlikte aldık. Hı hı. Ne aldın? Şimdi şöyle oldu anne. Fuat'ın bir arkadaşının dükkanı varmış. Oraya gittik. Saat aldık. Paran yetti mi? Yetti baba. Zaten pahalı bir şey almadık. Arkadaşların sevdi mi Fuat'ı? Yani. Ne demek o? Tabii sizi anlıyorum Hilmi Bey. Tamam peki, iyi günler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağ olun, saygılar sunuyorum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Saat 3'te müsteşar beyle randevunuz var. Bakan beyle ne zaman görüşecektik? Normalde bu akşamdı ancak yarına ertelediler. Bu arada müsteşar beyle buluşmadan önce teklif dosyasını tekrar gözden geçirmek istemiştiniz. Buyurun. Aa, iyi hatırlattın ya. Adamın önünde bir de rezil olmayalım. Ben çıkıyorum halacığım. Bir isteğin var mı? Nereye gidiyorsun? Önce işe sonra dershaneye. Aa, Zafer. O üstündeki mont yeni mi? Yeni mi aldın? Yo, vardı zaten. İş yerinde çok mu para veriyorlar sana? Ya çuvalla veriyorlar hala. Niye biz hiç hayrını görmüyoruz o kadar paranın? Daha maaşımı almadım halacığım. 3-5 kuruş avans verdiler işte. Nasıl 3-5 kuruşsa o öyle. Montlar alınmış, çarşılara çıkılıp alışverişler yapılmış. Buyur halacığım, işte avans. Bu kadar verdiler. Ha şöyle. Paraya her zaman ihtiyaç var oğlum. Bak bu ev nasıl dönüyor, haberin var mı senin? Şu yaktığın ışık para hep. Anladın mı? Tamam işte, bıraktım hepsini. Bu da pek azmış canım. Bak bu paraya sen otelde yarım gün bile kalamazsın, haberin var mı? Neyse halacığım, ben geç kalıyorum. Zafer, sen daha ne kadar kalacaksın bu evde? İşlerimi yoluna koyayım, bir yer bulacağım, merak etme. Ha Zafer, gelirken bana pişmaniye getir, olur mu? Sakın unutma ha. Efendim Pelin. Zafer, dershaneden önce bize uğrayabilir misin? Annemler şu ders olayını konuşmak istiyorlardı. Sen benden ders almak istediğine emin misin? Nereden çıktı şimdi bu? Eminim tabii. Ne bileyim, belki ders almak istemezsin diye düşündüm. Neyse tamam. Geleceksin değil mi? Aha, geleceğim. Görüşürüz. İşte senden istediğim bu kadar basit bir şey. Gözde. Sen benim hakkımda bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Karşında kim olduğunu unutuyorsun herhalde Melih. Değil mi? Ama sağ ol. Sen hemen yardıma koşup hatırlatıyorsun bana. İşte senden duymak istediğim cümleler. Bak Gözde. Beni sına, tamam. Ama bu istediğini yapmama gerek yok zaten. Bence var. Yok eğer yapmam diyorsan anlaşmayı unuturuz, olur biter. Ben yapmam demedim. Ama yaparım da demedin. Bir karar ver. Ya da ortaklığı çöpe at. Anlaşıldı. Ben gidiyorum. Dur. Dur Gözde. Tamam. İstediğini yapacağım.